Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözüm kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni konumuz Osmanlı dağılma dönemi. Öğrencilerin en çok karıştırdığı konu. Değerli arkadaşlarım, bakın. Konuya geçmeden önce. 19. yüzyılda 4 tane padişah var. Tamam mı? Sayalım. 2. Mahmut. 1. Abdülmecit, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit. Bitti. Tamam mı? Tekrar edelim. 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit. Bitti. 5. Murad'ı eklemeyi zaten. Pek fazla bilgi yok. Anlaştık mı? Bu 4 padişahı sizin bilmeniz lazım. Karıştırmıyoruz. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? En çok karıştırılan konulardan biri. Sizlere değerli bilgiler vereceğim. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz. Sözlerden gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Gülhane-i Hatumayn olarak bilinen bu ferman ile hukuk üstünlüğü sağlanmış ve padişahın yetkileri ikinci defa kısıtlanmıştır. Bu gelişme Sultan Abdülmecit dönemine tekabül ediyor değerli arkadaşlar. Tazimat Fermanı'nı Gülhane Parkı'nda okuyan kişi kimdir? Mustafa Reşit Paşa'dır. Mustafa Reşit Paşa. Tamam mı? Cevabımız Tanzimat Fermanı. Senedi İttifak. Bakın, Senedi İttifak'ın Fransız Devrimi ile alakası yoktur. Senedi İttifak'ın azınlıklarla hiçbir alakası yoktur. Senedi İttifak ayanlarla imzalanan sözleşmedir. Bitti. Isaat Fermanı. Gayrimüslimlere geniş aracılıklar veriliyor. Sultan Abdülmecit dönemi. Halep Fermanı. 2. Abdülhamit dönemine tekabül ediyor. Değerli arkadaşlar. Bazı kaynaklar her ne kadar Abdülaziz dönemini verse de genel olarak Abdülhamit dönemine tekabül ettiği yönünde bilgiler daha doğru oluyor. Ama siz şunları geçin. Halep Fermanı Girit Rumları için çıkarılan fermandır. Duyunu Umumiye. Avrupalılar tarafından oluşturulan dış borçlar idaresidir. Cevabımız Tanzimat Fermanı olacaktır. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez? Özsevmen'in en çok sevdiği padişahlardan biri 2024 lisansta çıktı zaten değerli arkadaşlar. Sizde de yani Abdülmecit mi, Abdülaziz mi, yine 2. Mahmut mu? Hiç belli olmaz. Şimdi vize ve pasaport uygulamasına getirelim. Vizeye ne diyor? Mürur tezkiresi diyor. Yani geçiş belgesi değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bu bir. Divan-ı Humayun kaldırıldı. Kim kurmuştu? Orhan Bey. İstanbul'da ilk öğretimi zorunlu hale getiriyor. İlk, Bismillah, bunu bırak. Karantina uygulamasına geçildi. Sağlık alanında yapılan önemli bir gelişme. İlk özel gazete değil. İlk resmi gazete bu dönemde değerli arkadaşlar. İlk resmi gazete hangisidir? Takvim-i Vekayi. İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval'dır. Ne zaman? Tanzimat dönemi değerli arkadaşlar. Tamam mı? Gidelim üçüncü sorumuza. Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerinde etkisini kullandığı son antlaşma hangisidir? Denemede çoğu arkadaşım düşmüştü. Eminim ki burada düşmeyecekler. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Osmanlı boğazlar üzerindeki yetkisini kaybediyor değerli arkadaşlar. Çünkü boğazlar uluslararası statüye bağlanıyor. Kütahya Antlaşması Mehmet Ali Paşa ve oğluna valiliklerin verildiği antlaşmadır. Paris Osmanlı Avrupa Devleti sayıldı. Hünkariz Kilisesi doğru cevabımız. Edirne Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanistan oldu. Cevabımız Hünkariz Kilisesi olacaktır. Osmanlı'nın boğazlar üzerinde yetkisini kullandığı son antlaşma hangisi? Hünkariz Kilisesi. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Dikkat edelim. Ruslarla imzalanıyor. Dördüncü sorumuz. Bu da karıştırılan konuların arasında geliyor. Sizlere bilgiler vereceğim. Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımı çok uluslu yapıyı etkilemiş ve Osmanlı Devleti en çok etkilenen devlet olmuştur. Buna göre Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık hangisidir? Sırplar, bakın ayrılanı sormuşum. Sırplar ilk isyan edenlerdir. Kimin önderliğinde? Karayorgi önderliğinde. Tamam mı? Yunan doğru cevabımız. Karadağ Berlin Antlaşması'yla bağımsız oluyor. Sırbistan'la beraber. Arnavutluk 1. Balkan Savaşı'ndan sonra bağımsız oluyor. Bulgaristan 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsız oluyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İlk isyan eden Sırplar, ilk ayrılan Yunanlılar. Beşinci sorumuz. Camiden çok okul aşırdığı için marifperver olarak bilinen Osmanlı padişahı kimdir? Vahdettin son Osmanlı padişahıdır değerli arkadaşlar. Mehmet Reşat 31 Mart vakasıyla tahta çıkan padişahtır. Bakın bu dönemde Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yaşanıyor. Dikkat edelim. Abdülmecit, Tanzimat ve Saad Fermanları yaşanıyor. İkinci Abdülhamit doğru cevabımız. İkinci Mahmut halk tarafından Gavur Padişah olarak adlandırılıyor. Ayrıca adaletinden dolayı adli olarak da nitelendiriliyor. Cevabımız 2. Abdülhamit Han olacaktır değerli arkadaşlar.
Gidelim 6. soruya. Sözlü eden antlaşma hangisidir? Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü büyük devletlerin garantörlüğü altına girmiş ve bununla beraber Avrupa'nın hukukundan da faydalanma fırsatı elde etmiştir. Berlin'e ne dedik? Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu dedik. Hatta şifremiz neydi? Şifremiz Sakar. Değil mi değerli arkadaşlar? Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Aistefanos imzalandı ama yürürlüğe girmedi. Niye? Ruslar güçlenecek diye itiraflar buna izin... İtiraflar değil. Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Ruslar güçlenecek diye İngiltere ve Fransa buna izin vermiyor değerli arkadaşlar. Ve yerine Berlin Antlaşması'nı imzalıyorlar. Berlin Antlaşması'nın arabulucu devleti kimdir? İngiltere'dir. Yunkar İskelesi'ne ne dedik? Bakın. Yunkar İskelesi ile Osmanlı boğazlar üzerindeki son etkisini kullandı ve boğazlar sorunu ortaya çıkıyor burada. Paris, doğru cevabımız. Bükreş, 1812 yılında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmayla Osmanlı ilk defa bir azınlığa ayrıcalık veriyor. O azınlık Sırplardır. Cevabımız Paris Antlaşması olacaktır. 7. sorumuz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki padişah gelişme eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi bakalım. Abdülaziz Darül Muallimat'ın açılması doğru mu? Doğru. Ne demek? Kız öğretmen okulu. Darül Muallimini kim açıyor? Abdülmecit açıyor. Abdülmecit Tanzimat Fermanı yayınlandı. Bunun hakkında bilgi verdik değil mi? İkinci Mahmut Darül... Oho, Bismillah. Bunu bırak. İkinci Abdülhamit Muharrem kararnamesi yayınlandı. Bu ne hocam? Osmanlı iflas etti. Abdülmecit Islahat Fermanı yayınladı. Gayrimüslimlere geniş ayrıcalıklar verdi. İkinci Mahmut Darülceze'nin açılması yargısı yanlıştır. Bilgisi yanlıştır. Niye hocam? Çünkü Darülceze 2. Abdülhamit dönemine tekabül ediyor değerli arkadaşlarım. Acizler ve düşkünler evi olarak bilinir. 2. Mahmut döneminde yaşanan en önemli gelişme Vakai Hayriye'dir. Yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Gidelim 8. sorumuza. Bunlar da çıkabiliyor. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun Osmanlı Devleti'ndeki isim karşılığı nedir? Darül Muallim'in erkek öğretmen okulu. Darül Bedai doğru cevabımız. Darülceze acizler ve düşkünler evi. Darül Eytam yetimler yurdu. Darüşşafaka çocuklar için açılmıştır. Cevabımız Darülbedai. Hilal Ahmer ne demek? Hilal Ahmer Kızılay. Hilal Ahdar ne demek değerli arkadaşlarım? Hilal Ahdar Yeşilay'dır. Anlaştık mı? Bunlara dikkat edelim. Cevabımız Darülbedai olacaktır. Darül Elhan konservatuvardır değerli arkadaşlar. Tamam. Gidelim 9. sorumuza. Yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Yurt dışı seyahatine çıkıyor. Niye? Yorum olarak da gelebilir. Niye yurt dışı seyahatine çıktı? 1. Osmanlı'nın Avrupa'dan geri olmadığını anlatmak. 2. Rusya'ya karşı denge oluşturmak. 3. Avrupalı devletlerle ilişkileri güçlendirmek. 4. Borç alma değerli arkadaşlar. Kimdir bu? Abdülaziz'dir. İkinci Mahmut yurt içi seyahatine çıkıyor. Tamam. Burada çok yenilik yapılıyor değerli arkadaşlar. Islahatlar en çok ıslahatın yapıldığı padişah dönemi olarak da geçer ikinci Mahmut. Mesela Enderun'u kaldırıyor. Divanı kaldırıyor. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Değerli arkadaşlar. Tamam mı? Mızıkayı Humayun'u oluşturuyor. Mektebi Tıbbiye, Mektebi Harbiye bunlaştırıyor. Abdülmecit bu dönemde Encümeni Danış kuruluyor. Bilim kurulu değerli arkadaşlarım. O da çok önemli. Mektebi Mülkiye bu dönemde açılıyor. İlk Osmanlı Bankası, Banka Dersaadet bu dönemde açılıyor. İkinci Abdülhamit. Önemli gelişmeler bu dönemde. Siyasi önemli gelişmeler. Mesela Berlin Antlaşması. 93 Harbi. Dömeke Meydan Savaşı. Muharrem Kararnamesi. Dış Borçlar İdaresi. Hepsi bu dönemde. 5. Murad'ı niye vermedik? Çünkü 3 ay 3 gün tahtta kalmıştır değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Hatta Çırağan vakasıyla Abdülhamid'i indirmeye çalışıyorlar. Tarihte Sarıklı İhtilalci'yi unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Sarıklı İhtilalci kimdir? Sarıklı İhtilalci Ali Suavi'dir. Yani detay gelirse gelebilir. Tamam mı? Gidelim 10. sorumuza. Şimdi 19. yüzyılı çalışırken öğrenciler sürekli şu isimle karşılaşıyorlar. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Öğrencilerin sürekli karşılaşıyorlar. Ve her zaman söylerim.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa olayı olmasaydı belki de 2. Mahmut Osmanlı'yı daha ileriye götürecekti. Ama Mehmet Ali Paşa isyanından dolayı eli ayağı tutuluyor 2. Mahmud'un ve sürekli devletlerden yardım istiyor. Kendisine Mora ve Girit valilikleri verilmediği için Osmanlı'ya karşı isyan eden Mısır valisi kimdir? Bu kişi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dır. İç sorun iken dış soruna dönüşüyor değerli arkadaşlar. Büyük devletler araya giriyor. En son nerede çözülüyor konu? Londra konferansında. Bakın konu nereye kadar gitmiş. Tepedenelli Ali Paşa Yanya valisidir. Mora isyanı sırasında isyan ediyor değerli arkadaşlar. İsyan içinde isyan. İkinci Mahmut bastırıyor. Ahmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan isyandır değerli arkadaşlar. Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanı'nı Gülhane Parkı'nda okuyan kişidir. Önemli bir kişilik. İbrahim Paşa kimdir? Fargalı İbrahim'den bahsediyoruz değerli arkadaşlarım. Kanuni Sultan Süleyman'ın dostu. Cevabımız Kavalalı Mehmet Ali Paşa olacaktır. Diğer İbrahim Paşa Nevşehirli damat İbrahim'dir. Ona Lale Devri sadrazamdır. Son soruyu ben niye size bırakacağım? Tekrar edin diye değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin donanmaları sırasıyla nerede yakıldı? Sırasıyla nerede yakıldı? Tekrar için mükemmel olacaktır. Eminim ki doğru cevabı da vereceksinizdir değerli arkadaşlar. A şıkkı Çeşme, Navarin, Sinop, İnebahtı. B şıkkı İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop. C şıkkı Sinop, Navarin, Çeşme, İnebahtı. D şıkkı İnebahtı, Çeşme, Sinop, Navarin. E şıkkı Navarin, Sinop, İnebahtı, Çeşme. Yorumdayız değerli arkadaşlarım. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.